Kıymetli misafirlerimiz ve konuşmacılarımız, hepinize hoş geldiniz diyor. Bu sabah bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Teknoloji pandemiyle finans dünyasının kalbine yerleşti. Türk bankaları ve finans kuruluşları dünyada dijitalleşme ve mobil uygulamalarda çok ileri noktalara ulaşmış durumda. Ancak son yıllarda fintechlerin de güçlü atağını görüyoruz. Bunun en belirgin göstergesi son dönemde fintechlerle çalışan, yatırım yapan bankalar ve finans kuruluşlarının giderek artması. Fintech rüzgarı hem global hem Türkiye özelinde giderek daha çok hissediliyor. KPMG'nin House of Fintech raporuna göre dünyada 2020'de toplam 2861 işlemde 505 milyar doları aşkın fintech yatırımı gerçekleşti. Aslında pandemi etkisiyle geçtiğimiz yılın ilk yarısı yatırımlarda epey durgundu. Ancak ikinci yarıda fintechler yeni normale adapte olarak 2019 yılı yatırım tutarı olan 168 milyar dolara yaklaşmaya çalıştı. Bu yılın ilk çeyreğinde bu çabanın sonucunu aldılar. 2021 ilk çeyreğinde 657 işlemle fintechlerin toplamda aldığı yatırım 31 milyar dolara yaklaştı. Bu, dünyada girişimcilik ekosisteminde gerçekleştirilen her 5 dolarlık yatırımın 1 dolarının finans alanında çalışan girişimlere aktığı anlamına geliyor. Türkiye'de ise fintech ekosistemi daha büyüme aşamasında. Bugün Startup Watch'un verilerine göre ülkemizde 363 fintech mevcut. Aktif fintechler bunlar. Bu girişimlerin büyük ağırlığı neredeyse 140 tane girişim ödeme sistemleri alanında çalışıyor. Bankacılığın ana alanlarıyla ilgilenen fintech sayısı ise 48'i buluyor. Türkiye'de 2020 pandemi dönemi dünyadaki tablonun tersine fintechler için iyi geçti. Öyle ki 2019'da 17 işlemle 4 milyon 700 bin dolar olan fintech yatırım tutarı 2020'de 15 anlaşmayla 19 milyon 200 bin dolara kadar çıktı. Dünyada da Türkiye'de de bankaların fintechlerle girdikleri işbirlikleri çoğalıyor. Çünkü fintechlerin çevik ve müşteri dostu yaklaşımları mevcut oyunculara yeni bir boyut getiriyor. Pandeminin etkisiyle dijitalleşmede ivme kazanan bankalar, ödeme sistemleri şirketleri ve hatta bunlarla birlikte çalışan telekom alanı da fintechlerin yarattığı yeniliklerle mevcut iş yapış şekillerini değiştiriyor. Aynı zamanda bankalar, telekom şirketleri fintechlerin doğmasına, büyümesine de çok büyük destek veriyor. Bunu da belirtmek gerek. Bugün açık bankacılık ve yakın gelecekte Türkiye'de dijital şubesiz bankacılık lisanslarının verilmeye başlaması da finansta önemli hareketlenme yaratacak. Artık fintechlerle birlikte ürün, hizmet geliştirme, finans kuruluşlarının ajandalarında da daha önemli yer tutacak. Biz de bugün Kapital ve Ekonomist dergileri olarak düzenlediğimiz bu toplantıda kendi alanında lider yöneticilerle finans sektörü son dönemde dijitalleşmeyle hangi yenilikleri hayata geçirdi ve gelecekte ne gibi yenilikler bizi bekliyor sorusuna yanıt arayacağız. Yeni dönemde finans ekosistemini en çok değiştiren teknolojileri, bu teknolojileri yakalarken fintechlerle kurulacak işbirliklerin önemini ve geleceğini masaya yatıracağız. Hala finans sisteminin ulaşamadığı nüfusun %30'unun fintechlerle nasıl kazanılabileceği noktasında bankacılık ve finansa dönüşümün anahtarı konulu bu toplantımızda inceleyeceğiz. Sözü Vodafone Türkiye CEO'su Sayın Engin Aksoy'a bırakmadan önce CEO Club toplantılarımızı iyileştirebilmek üzere kurguladığımız web sayfamızdaki anketi anımsatmak ve sizi bu anketi yanıtlamaya davet etmek istiyorum. Şimdi söz Engin Bey'in. Buyurun Engin Bey. Sedef Hanım teşekkürler. Değerli misafirlerimiz, CEO Club online buluşmaları kapsamında düzenlenen toplantımıza hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de bankacılık ve fintech ekosisteminin önde gelen temsilcileriyle beraberiz. Bizlerle olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Değerli konuşmacılarımızın dijitalleşme, bankacılık ve finansal teknolojiler gibi konulardaki görüşlerini dinlemeden önce ben de Vodafone Türkiye adına finansal teknolojilerin bizim için öneminden ve aslında bu alandaki faaliyetlerimizden kısaca bahsetmek istiyorum. Dijitalleşme bildiğiniz gibi her sektörde olduğu gibi finansal hizmetler sektöründe de hızla gerçekleşiyor. Zaten finansal hizmetler aslında bu konuda Türkiye'de de öncü bir sektör oldu her zaman.
Fintech'lerde finansal işlemleri çok daha hızlı, düşük maliyetli ve kullanımı kolay arayüzlerle dijital kanallar üzerinden sağlayarak fark yaratıyor. Bir diğer belirleyici özellikleri de finansal hizmetleri bankacılık sistemi dışında kalan ya da kısıtlı erişimi olan kesimlere ulaştırabilmeleri. Yani aslında biraz tabana verebilmeleri. Sedef Hanım çok güzel verilerden bahsetti. Ben de bir iki ekleme yapmak istiyorum. Dünya Bankası verilerine göre finansal hizmetlere erişimi olmayan 2,5 milyardan fazla insan var. Bankalar Arası Kart Merkezi'nin araştırmasına göre de Türkiye'de nüfusun %44'ünün banka hesabı yok. Ve bu nüfusun da %55'ini kadınlar oluşturuyor. Dolayısıyla sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya hedef olan Türkiye için fintechlerin önemi aşikar. Statista verilere baktığımızda da Türkiye'de finansal hizmetleri kullananların yaklaşık yarısı en az bir fintech hizmeti kullanıyor. Bu oran uzak doğu ülkelerinde %75-85 bandındayken Avrupa ve Amerika'da da %40-50 bandında. Biz de Vodafone olarak 2025 yılına kadar kendimize Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefi koyduk. Ve sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçmeyi hedefliyoruz. Dijitalleşmenin gücünü kullanarak dijital pazar yeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı olmak, dijitalleşmek isteyen işletmecilerin de en önemli destekçisi olmak yönünde adımlar atıyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar önemli bir mesafe kat ettik. Yeni iş alanlarımızın büyümesini desteklemek amacıyla Vodafone Türkiye olarak holding yapısına geçtik. Bugün Vodafone Holding'i oluşturan 4 ana dikey var. Ve bu dikeylerden bir tanesi de finansman ve sigorta. Bu dikey altında Vodafone e-para ve Vodafone sigorta şirketleri faaliyet gösteriyor. Sektörde yaygın olarak fintech olarak bilinen alanı biz de dijital teknolojiler alanındaki uzmanlığımızı dayanarak Techfin adıyla sahipleniyoruz. Türkiye'deki ekosistemin sağlıklı gelişebilmesi ve güçlenmesi için uzun yıllardır emek sarf eden Fintech İstanbul platformunda iş ortakları arasında yer aldık. Aslında bizim bu alandaki tecrübemiz 9 yıla dayanıyor. 9 yıllık tecrübemizi farklı bir boyutta yeniden canlandırarak Eylül 2020'de Vodafone Pay ailesini geliştirdik. Vodafone Pay mobil uygulaması, Vodafone Pay Card ve Vodafone mobil ödeme servisinden oluşan bu ürün ailesiyle müşterilerimizin finansal hizmetlerini hem basit, hem güvenli, hem de hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine imkan tanıyoruz. Müşterilerimiz oyun içi satın alma, internet üzerinden ve mağaza içi alışveriş gibi günlük finansal işlemlerini tek tuşla ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Vodafone Pay uygulaması kısa sürede 500 bine aşkın indirme sayısına ulaştı. Ve Vodafone mobil ödeme sayısı ise bir yılda kullanıcı sayısını 2 katına çıkardı. Bu alanda önümüzdeki dönemde yatırım yapmaya ve büyümeye devam edeceğiz. Değerli misafirlerimiz, finansal teknolojilerin dünyanın en çok ilgi çeken ve yatırım alan girişimcilik ve faaliyet alanlarından birisi olacağı öngörülüyor. Bu alanda da Türkiye'deki bankacılık ve finans sektörünün sağlam temellerinin ve güçlü altyapısının bizim küresel bir oyuncu olmamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Biz de Vodafone olarak bu alanda büyümeye, iş ortaklarımızla birlikte müşterilerimizin bu alanda değişen ihtiyaç ve alışkanlıklarına uygun çevik çözümler sunmaya devam edeceğiz. Bugün bizlere katılan CEO'larımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Güzel bir toplantı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Engin Bey'e verdiği bilgiler için. Şimdi panelimize geçiş yapacağız. Panelimizin konusunu ve konu başlığını bir kez daha söylemek istiyorum. Bankacılık ve finansta dönüşümün anahtarı, dijitalleşme ve fintech ekosistemi. Ve bu panelimize katılan gerçekten çok kıymetli konuşmacılarımız var. Panel konusundaki Türkiye'deki en güçlü isimler bir arada. Bu nedenle de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem onların sorularımıza vereceği cevapların hem de birbirleriyle olan iletişimini. Şimdi Yiğit Bey'e, Mastercard CEO'su, Vodafone CEO'su Engin Aksoy Bey'e ve QNB Finans Bank CEO'su Temel Güzeloğlu Bey'e ve kıymetli Soner Canko'ya, Fintech Türkiye danışmanı. Çok teşekkür ediyorum geldikleri için ve alfabetik sırayla panelistlerimizin isimlerine göre sorularımızı diziyoruz. 3 tur yapacağız. 3 turda sorularımızı yönelteceğiz. İlk sorumu Engin Bey'e yönelterek yine paneli başlatmak istiyorum. Ve ilk sorum sizin için Engin Bey. Pandeminin dijitalleşmeye etkisi nasıl oldu? Bizim için bunu yorumlar mısınız? Her şeyin dijitalde gerçekleştiği yeni dünyada siz müşterilerinize ne gibi çözümler, özellikle de
ne gibi finansal çözümler sunuyorsunuz? Biraz da bunlardan bahsedelim. Teşekkürler Sedef Hanım. Pandemi aslında dijitalleşmenin önemini bir kez daha hatırlattı. Yaygın kullanım bilinen bir araştırma biliyorsunuz. Pandemi dijitalleşmeyi 7 yıl öne çekti diyoruz. Milyonlarca insanın aslında yaşama ve çalışma biçimlerini değiştirmesiyle birlikte birbirimizle bağlantılı olmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Biz dahi Vodafone olarak yaptığımız işin hem toplumun hem de bireylerin dönüşümü için ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anladık. Bu da bize ayrı bir heyecan ve tutku verdi. Pandemi sürecinde çok yoğun trafik artışına rağmen kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. Müşterilerimizin hızla artan mobil ve sabit data kullanımı ihtiyacı karşılamak için önemli kapasite artırımı yaptık. Pandeminin getirdiği zorluklara rağmen sağ ekiplerimiz operasyonlarını ve iletişimin devamlılığını sağladı. Tabii ki hepimizin bildiği gibi alışkanlıklarımızın önemli bir bölümü dijitale taşındı. Örneğin online kullanımı çok arttı. E-Devlet gibi kanalların kullanımı dijitalleşmeyi hızlandırdı. İnsanları, vatandaşlarımızı aslında dijitali kullanmaya alıştırdı. Bugün yaklaşık 54 milyon vatandaşımız E-Devlet üzerinden sunulan 5500 hizmetten yararlanıyor. 2019 yılında 1.1 milyar giriş yapılmış E-Devlet'e. 2020'de bu 2.3 milyarı aşmış. Bu bence dijitali kullanma alışkanlığımız için önemli bir adım oldu bizim için. Pandemi döneminde tabii ki evden çalışma, uzaktan eğitim gibi tedbirlerin alınmasıyla müşterilerimizin pek çoğu da ihtiyaçlarını online alışveriş üzerinden karşılamaya başladı. Bu durumda mobil ve sabit data kullanımlarını çok arttırdı hepinizin bildiği gibi. Biz müşteri başına kullanımlarda iki katına varan artışlar görüyoruz. Bölgesel olarak baktığımızda da data kullanımının en çok doğu illerinde arttığını gördük. Kendi içimizde, kendi işlerimize baktığımızda da Vodafone'un yeni müşteri alımlarının yaklaşık %20'si dijitalden geliyordu pandemi öncesi. Pandemide Nisan 2020, Mayıs 2020'de bu rakam %50'lere çıktı. Bugün geldiğimiz noktada ürün bazında değişmekle beraber ortalamaya baktığımızda dijitalden yaptığımız satışlarımızın 1/3'ünü oluşturuyor. Bu önemli bir değişim. Yakın dönemde bankalarda da aslında benzeri yapılan %100 dijital müşteri olma sürecini Kasım 2020'den beri biz de müşterilerimize sunuyoruz. Buna paralel olarak da dijital servislere ilgi arttı. Müşterilerimize biz tüm işlemlerini tek platform üzerinden yapma kolaylığını sağlıyoruz. Bunun dışında e-ticaretten sigortaya kadar az önce bahsettiğim farklı dijital servisleri de Vodafone yanında uygulaması üzerinden sunuyoruz. Burada da %20'lik bir artış oldu ve bugün 13,5 milyon kişi aktif olarak her ay Vodafone yanında uygulamasını kullanıyor. Yine buradaki en büyük artışı Doğu Anadolu bölgesinde görüyoruz. Türkiye genelinde en önemli artışın da 40 yaş ve üzerindeki kullanıcılardan olduğunu gördük. Mobil bankacılık kullanımına da baktığımızda %32 artış olduğunu gördük. Yine yaş kırılımına baktığımızda özellikle 55 yaş üstü mobil bankacılık kullanımı %50'nin üzerinde arttı. Bu da aslında daha önce dijitale çok yatkın olmayan kesimlerin pandemiyle beraber yeni bir alışkanlık edindiğini gösteriyor. Oyun içi satın almaları ve internet üzerinden mağaza çalışanları kolaylaştıran Vodafone Pay uygulamamızı 500 binden fazla kişi indirdi. Bunun dışında yapay zeka tabanlı kişisel asistanımız var Tobi. Aylık 3 milyon tekil kullanıcıya ulaştı ve toplam 5 milyonu aşkın sohbet sayısına ulaştı. Bu rakam geçtiğimiz yıl 1 milyonun altındaydı. Bunun tabii ki pandeminin etkisi var. Bunun dışında dijitalleşme yaptığımız yatırımların da tabii ki etkisi var. Tobi o kadar sevildi ki bugüne kadar dijital asistanımız 10 bine aşkın evlenme teklifi dahi aldı. Eğlence anlayışımız da değişti tabii pandemi. Gaming uygulamalarının kullanımı %30 arttı. Müzik uygulamalarında kullanım 2 katından fazla arttı. Vodafone TV uygulamamız 10 kat kullanıcı sayısını arttırarak aktif 1.3 milyon izleyiciye ulaştı. İzlenme süreci de pandemi öncesine kıyasla 2.5 kat arttı. Tüm bunlara baktığımızda aslında bu alışkanlıklardaki değişimin biz kalıcı olacağını düşünüyoruz. Alışveriş, ödeme sistemleri, müşteri hizmetleri, eğlence, eğitim gibi alanların her birinde de ürünlerimizi değişen müşteri ihtiyaçlarına uygun şekilde adapte etmeyi hedefledik. Bildiğiniz gibi bir örnek vermem gerekirse telekomünikasyon alanında aslında müşteriler iki temel ürün alır. Bir faturalı ürünler, bir de faturasız ürün. Yani kullanım yaparsınız, ay sonu ödersiniz veya da önceden yükleme yaparak ödersiniz faturalı ürünlerde. Biz değişen ihtiyaçla beraber Vodafone Simple adında bir portföy lansmanı yaptık. Bu portföy aslında bilinen bir örnekle gözünüze canlandırmak isterim. Netflix
ödeme örneği gibi. Vodafone Simple ile taahhütsüz ve aşırı ücreti olmayan %100 dijital ve kolay bir deneyim sunuyoruz. Müşteri bir kez kredi kartı bilgisini giriyor ve bir paketi satın alıyor. Ondan sonra hiçbir aşım yapmıyor. Herhangi bir ödemeye tekrar yapmasına gerek yok. Tarifeler arasında kaybolmadan istediği gibi değişim yapabiliyor. Tarifesi biterse ve aşım yapmayı isterse kayıtlı kredi kartıyla da ek paket alabiliyor. Yani kendini bir üste upgrade edebiliyor. Ancak tüm süreç dijitalden kayıt oluyor. Dijital aslanımızdan destek alıyor ve ürünü de istediği şekliyle hiçbir aşım olmadan kullanabiliyor. Bu da sektörde bir ilk oldu. Aslında değişen müşteri ihtiyaçlarına pek çok dijital servisimize yanıt verirken öte yandan da kendi ana ürünlerimizde değişiklik diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum Engin Bey verdiğiniz yanıtlar için. Dijital asistanın evlilik teklifi alacak kadar becerikli olması demek ki çok hoş bir şey, çok ilginç. Şimdi Soner Bey'e soracağım ilk sorumu. Soner Bey'e de şu soruyu yöneltiyorum. Dijitalleşme hayatımızın her alanında tüm hızıyla devam etse de Türkiye'de hala herhangi bir banka müşterisi olmayan önemli bir kitle var. Biz ekonomi yayınlar olarak bunlara bazen yazarken bankasızlar diyoruz. Siz yeni nesil ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu kitle için ne gibi gelişmeler olacağını, nasıl bir etki yaratacağını düşünüyorsunuz yeni çözümleri? Evet, teşekkür ederim. Öncelikle böylesine güzel bir organizasyon ve davetiniz için. Şimdi genelde dünya genelinde raporlar hazırlanırken hep Türkiye'nin de çok özel bir yeri olur, özgün bir yeri olur. Biraz evvel Engin Bey'in de söylediği üzere dünya genelinde bankasızlar, sizin tanımınızla bankasızlar olarak tanımlanan kitlelere bakıldığında raporlarda Türkiye hep yaklaşık 20 milyon ve 20 milyonun biraz üzerinde bir nüfusunun hala bankasız göründüğü bir ülke olarak çıkar. Öte yandan bununla doğru orantılı olmayacak bir şekilde ülkede çok geniş bir bankacılık alanının olduğunu, efendim internet penetrasyonu yüksek olduğunu, dünya üzerinde rekor sayılabilecek bir telekom erişimi olduğunu da söylemek lazım. Şimdi bunların olduğu bir ülkede bankasızların böyle olması, çıkması her zaman ilgimi çekmiştir. Çünkü bu konularda hep Türk insanının kendi yaratıcı çözümleri masaya gelmektedir. Nedir bu yaratıcı çözümler? Biz işte dediğim gibi raporlara göre bakıldığında 20 milyon bankasız var deriz. Ama genelde bizlerin aile içerisinde bir kartı olan bir kişi aile içerisinde kartlarıyla işbirliği yaparak kullanmaktadır. Veya aile reisinin bir hesabı varsa batıda olduğundan çok farklı olarak o hesap sadece aile reisinin değil aynı zamanda tüm ailenin hesabı gibi kullanılır. Dolayısıyla raporlarda böylesine yüksek rakamlar çıksa da aslında bakarsanız benim gözlemlerime göre Türkiye'de bankasızlar sayısı hiç de o kadar yüksek değil. Şimdi burada bunu şöyle bir tespiti de eklemekte fayda var bununla beraber. Türkiye sanıyorum 1995'ten itibaren mobil telekom teknolojileriyle tanıştı ve o tarihten sonra rekor bir teveccühle işte bugün 80 milyon insanın yaklaşık 200 milyona yakın data aboneliği de dahil olmak üzere abonelikleri var. Yani aslında bir insana ikiden fazla telekom aboneliği düşüyor. Kredi kartlarında bakarsanız ortalama bir şehirlinin cebinde 3,5 kredi kartı olduğunu görüyoruz. Yani yine kredi kartlarında da dağılımın, erişimin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Özetle söylemek istediğim şey şu ki, Türkiye dünyadaki açıklanan raporlardan çok farklı olarak aslında bankasızlar konusunda çok da fena bir yerde değil. Elimdeki rapora göre bir bakıyorum mesela ben bankasızların nüfusa oranı %71 olan ülkeler var. 69 olan ülkeler var. Türkiye'nin bu raporlarda bile yeri %30'un altında hiç de fena bir yerimiz değil. Ama bütün bunlarla beraber bu rakamların sıfırlanıyor olmasını çok önemli buluyorum ben. Çünkü ülke ekonomisinin gelişimi için çok önemli buluyorum. Sektörlerin ilerlemesi, inovasyonu açısından çok önemli buluyorum.
ve finans ve fintechlerin gelişimi açısından önemli buluyorum. İşte bu noktada da şu gözlemi yapmak istiyorum. Pandeminin çıktığından bu yana yaklaşık 18 aylık bir dönemi geride bıraktık. Engin Bey'in de vurguladığı üzere dijital karnemiz aslında o anlamda çok iyi çıktı. Türkiye hem kamu alanında hem sektörler alanında hem iş yerlerinin dijital hazırlıkları alanında önemli bir sınav verdi. Peki böyle bir ortamda biz neler yaşadık? Her şey pürüzsüz oldu, ödemeler, finans çok mu iyi aktı diye gözlemlerime baktığım zaman ben şunu gördüm. Biz aslında bütün altyapıları hazırlarken hep kurumlarımızın gözlüğünden hazırladık. Sektörlerimizin gözlüğünden hazırladık. Yani bir perakendeci bütün dijitalleşmesini kendi kurumsal verimliliği penceresinden yaptı. Finans sektörümüz kendi iş planları üzerinden dijitalleşmesini tamamladı. Bu pandemi döneminde, bu yüksek dijitalleşme döneminde şu ortaya çıktı ki dijitalleşmeye dair bugüne kadar yaptığımız her şeyi bir de kullanıcı gözünden, finansal tüketici gözünden bakmamız lazım, elden geçirmemiz lazım olduğu ortaya çıktı. Neden böyle söylüyorum, neden böyle bir şey iddia ediyorum? Çünkü bugün hala dijitalleşmede geldiğimiz noktada çok önemli bir noktadayız. Dünya üzerinde belki bir tek birkaç ülkeden bir tanesiyiz. Akıllı telefonlarımızla HES kodu üretebilen, aşılarımızı ispatlayan, öte yandan herhangi bir vatandaşımızın vergisini ödemesi için hala değil akıllı telefon, değil bankacılık sisteminde istediği bankayla bile çalışamadığı bir dönemden geçiyoruz. Şimdi böyle bir ortamda çok tezat durumlar ortaya çıkıyor. İşte dijitalleşmeyi sadece sektörler açısından, sadece kurumlar açısından değil, kullanıcılar açısından da ele almamızın zamanı geliyor. Sözün özü bunu yapmak için de başta düzenleyicilerin üzerine çok görev düşüyor. Çünkü bu aradaki sorunların geliştirilmesi hem finansal tüketiciyi rahatlatacak, hem finans sektöründe adil rekabeti mümkün kılacak, hem de fintech girişimlerinin önünü açacak. Ama bunlardan hepsinden daha da önemlisi, tüm ülke olarak biz yaptığımız tüm dijitalleşme yatırımlarından %100 verim almak için önemli bir adım atmış olacağız diye özetleyebilirim efendim. Çok teşekkür ediyorum Soner Bey size de. Güzel noktalara değindiniz. Dediğimiz gibi toplumumuzun bir takım özellikleri var. Aile içinde paylaşılabiliyor o kartlar, hesaplar. Şimdi Temel Bey'e soracağım. Pandemi teknolojinin adaptasyonunu umduğumuzdan çok daha hızlı bir noktaya getirdi. Daha önceki konuşmacılarımızda bahsettiler. Adeta 7-8 yılda gerçekleştirilecek gelişme, yaygınlık, kullanım oranlarına çok 6 ay bir sene içinde ulaşıldı. Farklı bir teknoloji gelişme zemini oluştu. Türkiye'nin genç nüfusu olması da çok önemli. Siz yeni dönemde bankacılık ekosistemini en çok değiştiren teknolojilerin neler olacağını düşünüyorsunuz? 5 yıl sonra şu an hayal edemediğimiz yeni teknolojiler finans sektörü içine girmiş olacak mı? Öngörülerinizi öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi her şeyden önce şöyle bir şey var. Pandemi öncesinde iki ayrı segmentten bahsedilirdi bankacılıkta. Belki pek çok sektörde de öyleydi. Dijital müşteriler derdik, bir de dijital olmayan müşteriler derdik. Şimdi pandemiyle beraber bu dijital olmayan müşteriler segmenti diye bir segment kalmadı. Bütün müşteriler dijital müşteriler pandemiyle beraber. Dijital kanalları kullanmayan, daha doğrusu yani bütün demek tabii ki şey oluyor, çok küçük bir azınlık var artık. Biz pandemi sayesinde aslında müşterilerimizin teknoloji adaptasyon yeteneğine güvenmeyi öğrendik bankacılık sektöründe. Eskiden ya bunu yapsak şu segmentlere, ya örnek vereyim segment olarak da genelde şey denir mesela işte genç 45 yaşına kadar işte eğitimli segment bunları kullanır. İşte 65 yaş üzeri bunları kullanmaz falan gibi şeyler söylerdik. Bunların büyük ölçüde anlamını kaybettiğini, müşterilerimizin her yaşta
her eğitim düzeyinde, her konumda dijital teknolojileri kullanabildiğini gördük. Tabii bu yani bir çapraz şey de oldu, polinasyon da oldu burada. Telekomünikasyon alanında kullandı, işte eğlence alanında kullandı, bankacılık alanında da kullanabilir hale geldi müşteriler. Ama sonuca odaklanırsak dijital olmayan müşteri segmenti bir kere çok 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 azınlık segment haline geldi. Korkunç bir teknolojik yaygınlaştırma fırsatı verdi tabii ki bu bize. Fakat bununla birlikte enteresan şeyler de oluştu. Zorlayıcı ögeler de oluşmaya başladı. Bir kere müşterilerimizin hepsi dijital oldular ama dijital kanalı kullanıyor olmak demek diğer kanaldan aldığı tüm servisleri alabiliyor olması anlamına gelmiyor müşterilerimiz. Özellikle mesela 65 yaş üstü dedim demin, müşterilerimiz gidip müşteri temsilcileriyle konuştuklarında müşteri temsilcilerinin onların elinden tuttuğu, yol gösterdiği bir dünya vardı geçmişte. Şimdi self service mobil kanalı kullandığında bugünkü mobil kanallarımız bizim şey noktasında değil. Yani bizim derken QNB Finansbank için konuşmuyorum. Bütün bankacılık sistemi için konuşuyorum. Bir müşteri temsilcisinin verdiği mükemmel servisi aynı şekilde ya Ayşe teyze senin geçen ay ödediğin şu vardı bak bu ay ödememişsin. Acaba onun da ödemesi geldi mi sorusunu bugün mobil kanalları pek çok bankanın sormuyor. Yani bunlar ya da ne bileyim mesela dijital chatbotlarla servis veriyoruz. Müşterimiz diyor ki XYZ fonunu alacağım fiyatı ne kadar diyor. İşte atıyorum 100 lira bir birim diyor chatbot ona. Sonra müşterimiz gayet doğal konuşma akışıyla tamam alalım diyor. Chatbot anlamıyor neyi alalım? Çünkü chatbotun hafızası yok. Bir önceki şeyi unutmuş. Dijital dediğimiz eski tip dijital müşteriler biliyordu bunu. Çünkü onlar daha böyle yapılandırılmış iletişim kurması gerektiğini sistemlerle biliyorlardı. Şimdi chatbotlara hafıza koymak lazım. Şimdi Ayşe teyzeye ödemesini hatırlatmak lazım. Ya da ne bileyim işte site aidatlarını ödüyor. 12 ay ödemiş. Ondan sonra unutmuş site aidatını tekrarlaması gerektiğine. Birilerinin ona hatırlatması lazım. Şimdi biz banka olarak bu düzene aslında pandemiden önce hazırlanmaya başlamıştık. Çünkü bizim bakışımız şuydu. Dijital demek, gerçek anlamda dijital demek, müşterilerin dünyada dijitali ve özellikle gençlerin algısındaki dijital tahminleyen teknolojiler demek. Yani bugün Amazon, Facebook, Google bunlara dijital diyor herkes. Niye dijital diyor? Bunlara dijital diyerek başladı. Niye? Çünkü Google'a yazıyorsunuz. İşte nerede COVID hemen tamamlıyor. Aşısı olabilirim. Tahminliyor senin ne soracağını. Veya Facebook neyi beğendiğini, neleri beğeneceğini seçip gösteriyor sana. Veya Amazon'dan bir şey satın alıyorsun. Ya sen bak bunları da alabilirsin diyor. Şimdi bu tahminleme yapısını biz bankada 3 sene önce yola çıktık ve ismine de Q dedik. Q geçmiş işlemlerine bakıyor müşterinin ve bu geçmiş işlemlerinden bir sonraki işleminin ne olabileceği veya ne olması gerektiği konusunda bir karara varıyor ve bunu müşteriye öneri olarak getiriyor. Deminki site aidatı örneğini vereyim. Site aidatım benim mesela bu yıl bittiğinde ben daha mobil şubeye girmeden Q ayağa kalktı ve bana dedi ki Temel Bey site aidatımızın 12 aylık düzenli ödemesi sonlandı. Geçen sene bu dönemde zamlı bir yeni aidat tanımlaması yapmıştınız. Şimdi zamlı aidatı biliyorsanız lütfen bu kutunun içerisine girin 12 ay ben size tanımlayayım. Şimdi biz Q'yu mesela günden güne geliştirmeye çalışıyoruz. Biz chatbotlarımıza hafıza koymaya çalışıyoruz. Çünkü artık yeni nesil biraz daha aslında doğası gereği yaşlı nesil bugün itibariyle ama yeni katılan dijital müşteriler diyeyim, yeni katılan dijital müşterilerin buna çok ihtiyacı var. Hepimizin ihtiyacı var ama onların en çok ihtiyacı var. Pandemi biraz bunu getirdi. Bir benzerini Tüzel'de görüyoruz. Tüzel'de mesela demin Soner Bey'in de bahsettiği devletin, e-devletin gelişiminin getirdiği çok önemli şeyler var. Yeni olanaklar var. E-fatura, e-defter, e-arşiv uygulamaları. Burada da açıkçası çok aktif olunması gerektiğini düşünüyoruz. Biz kendi adımıza aktifiz. Bütün ekosistemin aktif olması gerektiğini düşünüyoruz. Ben bütün bankacılık sistemini mesela müşterilerinden
e-defter kullanımını özendirmelerini ve talep etmelerini isterim. Yani isterim derken ya yapın diye istemiyorum ama bunu bu arzularım diyeyim. Böyle arzularım. Çünkü e-defterleri biz görebilmeye başladığımız zaman bankacılık sistemi olarak tüzel müşterilerimize de demin size verdiğim bireysel örneklerin tüzel versiyonlarını söyleyebilirim. Ya bak senin şöyle şöyle ödemelerin geliyor. Bunlara şöyle dikkat et. Ya da işte stok hızın şu seviyeye çıkmış ya da düşmüş. Dolayısıyla senin şöyle bir yeniden yapılandırmaya ihtiyacın olabilir. Ne aklınıza geliyorsa tüzelle ilgili olarak. Özellikle yeni dijitalleşen küçük boyutlu müşterilerde defterlerin doğru tutulduğu varsayımıyla çok ciddi bankacılık sisteminin pek çok müşteriyi gördüğü için bunlardan oluşturduğu akılla yardım etmesi söz konusu. Biz e-defter konusunda ciddi bir atılım içerisindeyiz. Bunu söylerken hiçbir rekabetçi bir şeyim yok, pozisyonum yok. Bütün bankaların benzer atılım içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum ki bu ekosistemde e-defter uygulamaları kök salsın ve müşterilerimize hep beraberce bu yeni hizmetleri sunabilir hale gelelim. Bence bankacılık 5-6 sene içerisinde bu tarz tahminleyen, müşterilerine bu şekilde yaklaşan, onların ihtiyacı olan şeyleri onlardan önce onların önüne koyabilen bir hal alacak. Ve tahmin ediyorum bugün azınlık dediğimiz dijitalleşmemiş müşterilerde hemen hemen sıfır seviyesine gelecek 5-6 sene sonra. Diyorum Temel Bey, haklısınız. Dijital bir nesil geliyor. Dijital olmayan dünyada bocalıyorlar adeta. Bugün eminim 18 yaşın hemen üstünde olup üniversite öğrencisi olup şubeye belki bir kez girmiş. Üniversite öğrencisi çok fazla sayıdır. İnanılmaz kullanıyor genç nesil dijitalleşmeyi. Zaman geçtikçe dijital olmayan nüfusun sıfırlanacağına ben de sizin gibi inanıyorum. Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Bey'e de bir şimdi soru yöneltmek istiyorum. Ödemeler sistemi, ödeme sistemleri şirketleri tabii ki bu ekosistemde çok önemli bir yer tutuyor. Küresel salgının ivme kattığı dijitalleşme sürecinde ödeme sistemi dünyası nasıl değişti? Önümüzdeki dönem içerisinde POS ve kart geçmeyen ödemelerde hangi yenilikçi çözümleri göreceğiz? Mastercard özelinde siz neler üstünde çalışıyorsunuz? 2020 ve 2021 yılları ödeme sistemlerinin tüm dünyada ve Türkiye'de en fazla dijitalleştiği yıllar oldu. Diğer birçok sektör gibi. Ama işin mantalitesi daha çok değişti. Biz pandemi öncesinde bazı davranışları iteklerdik. Yani temassız alışverişi bir nevi zorlardık, elektronik ticareti teşvik ederdik, mobil ödemeleri yaygınlaştırmaya çalışırdık. Ama şimdi iş tersine döndü. Bu özellikler ödeme sistemlerinin tercih edilmesine neden olan özellikler oldu ve çok yakında da hijyen faktörleri olacak. Yani bu özellikleri desteklemeyen sistemler bir nevi ekarte edilecekler. Çok kısa bir örnek vereyim. Pandemi öncesinde yaptırdığımız araştırmalarda kart kullanımının tercihi Türkiye'de %45'lerde çıkıyordu. Yani Türk tüketicisinin kart kullanma tercihi %45'ti. Pandemi sonrasında bu rasyoya baktığımızda %65'lerde olduğunu görüyoruz. Nedenlerini de araştırdığımızda hızlı işlem yapma isteği, hijyen, çok fazla beklememe, paraya dokunmama gibi ihtiyaçlar tamamıyla kart kullanımını elektronik ticaretle birlikte arttırmış durumda. Hatta bir takım örnekler vereyim. Bugün Türkiye'de yapılan alışverişlerin yarısından fazlası artık temassız yapılıyor. Pandemi öncesinde sadece %7'lerdeydi. Yine alışverişlerimizin 1/4'ünü elektronik ticaretle yapıyoruz. Pandemi öncesinde %12'lerdeydi. Sadece ürün kullanımı değil ama ürüne erişme kanallarımız da tamamen değişmiş durumda. Bugün kredi kartı satışlarımızın %30'u online kanallar üzerinden yapılıyor. Yine pandemi öncesindeki rasyoya baktığımızda bu sadece %10'lardaydı. Dolayısıyla ürünü alma, kullanma tamamıyla dijitale ciddi anlamda kaymış durumda ve hepimiz için bir hijyen faktörü olma yolunda gidiyor.
Tabii sadece mecra anlamında değil, ürün çeşitliliği de çok değişti. Türkiye'de eskiden bizim için kart demek, bugün herhangi bir tüketiciye sorun, bizlere sorun kredi kartı demekti. Biz ağırlıklı kredi kartı kullanan bir toplumduk. Fakat bugün enteresan, pandeminin de etkisiyle üç işlemden biri artık banka kartlarıyla veya ün ödemeli kartlarla yapılıyor. Çünkü Türkiye'deki bir gerçeği unutmamak lazım. Yetişkin nüfusun sadece %45'inde kredi kartı var. Temassız kart kullanmak isteyen, elektronik ticaret yapmak isteyen diğer kullanıcılar bu dönem içerisinde debit kartları, ön ödemeli kartları daha fazla keşfettiler. İşte bu da fintech ekosistemini de bu dönemde büyüten etkenlerden biri oldu. Çünkü bugün yine Türk toplumunun %65'inde bir debit kart var, ceplerinde bir kart var. Geri kalan tüketiciler fintech ekosistemine yöneldi. Hatta pandemide fintech ekosisteminin cirosu öyle bir hale geldi ki bugün Türkiye'deki alışverişlerin %5'i ön ödemeli kartlardan, banka olmayan kuruluşlardan geçer hale geldi. Dolayısıyla ciddi bir değişim içerisindeyiz. Tabii sadece tüketici ihtiyaçlarından bahsetmek doğru olmaz. İşletmeler bacağında da ciddi bir değişim var. Son bir yıl içerisinde 100 bin işletme elektronik ticarete atılmış. Yine baktığımızda 20 bin işletmenin ihracata açıldığını görüyoruz elektronik ticareti kullanarak. Yeni kart kabul etme cihazları gelişti. Yeni bir ürünümüz vardı bizim. POS cihazına ihtiyaç duymadan mobil telefonlarınız üzerinden NFC anteniyle kart kabul edebilir hale geldiniz. Bir baktık 35 bine bu pandemi döneminde 35 bin işletmeye bu çözümümüz ulaşmış. Dolayısıyla sadece tüketici bacağında değil, işletmeler bacağında da önemli bir değişim içerisindeyiz. Şu anda bunlar bizi tercih ettiren nedenler ama çok kısa bir süre içerisinde olmazsa olmazlarımız olacak. Çok teşekkür ediyorum Yiğit Bey. Şimdi tekrar ilk başa dönüyoruz. İkinci tur sorularımıza başlıyoruz Engin Bey'le. Ve konumuz dahilinde olan fintechlerle ilgili Vodafone Türkiye'nin faaliyetleri nelerdir? Bunu öğrenmek istiyoruz. Bu hizmetlerin kapsamından bahsetmenizi istiyoruz bize biraz. Teşekkürler Sedef Hanım. Tabii biz geleceğin uzun vadede mobil finansal servislerde olduğunu görüyoruz. Vodafone olarak da yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma vizyonumuza mobil hizmetler, mobil finansal hizmetler alanına yatırım yapıyoruz. Mobil ödeme pazarına 9 yıl önce girdik. Bu 9 yıllık tecrübeyle de Eylül 2020'de farklı bir boyutta tecrübelerimizi yeniden canlandırdık ve mobil cüzdan uygulamalarına yeni bir bakış açısı geliştirerek Vodafone Pay'i geliştirdik. Vodafone Pay ürün ailesi 3 üründen oluşuyor. Birincisi Vodafone Pay mobil uygulaması, ikincisi Vodafone Pay kart, üçüncüsü de Vodafone mobil ödeme servisi. Vodafone Pay uygulaması aslında 12 yaş üstü olan ve akıllı telefonu bulunan herkesin operatörlerden ve banka müşterisi olup olmamalarından bağımsız olarak kullanabilecekleri yeni nesil bir mobil finans uygulaması. Vodafone Pay kart hem sanal hem de fiziksel olarak içine bakiye yüklenerek online ve mağaza içi alışverişlerde kullanılabilecek önemli bir ürün. Aynı zamanda uygulama üzerinden paket alabiliyorsunuz. Yani Vodafone fatura saatlere paket yüklemesi de yapılabiliyor. Vodafone PayCard hem sanal hem de fiziksel olarak kullanılabiliyor. Vodafone mobil ödeme servisi ise Vodafone abonelerinin anlaşmalı iş yerlerine yaptıkları harcamaları telefon faturalarına yansıtarak hızlı ve kolay ödeme yapmalarını sağlayan bir servis. Bu da çok hızlı büyüyor. Yani bizim gelirlerimiz içerisinde de önemli bir yer tutmaya başladı. Vodafone mobil ödeme, Vodafone müşterilerine güvenli bir şekilde dijital içerik uygulama için satın alma imkanı sunuyor. Tüm az önce arkadaşlarımın bahsettiği gelişmelerle birlikte aslında güvenlik de çok önemli bir nokta oldu. Biz burada Vodafone olarak da fark yaratabileceğimizi düşünüyoruz. Vodafone Pay'in gelecek rotasına bakacak olursak da gelecek rotası içinde bir takım planlarımız var. Bunlardan birisi fiziki iş yerlerine Vodafone Pay uygulaması üzerinden QR kodu ile ödeme yapılabilecek. Buna ek olarak Vodafone Pay uygulamasını Android tabanlı olarak kullananlar tanımlı kartları varsa ve uygulamaları varsa
yakın alan iletişimi yani NFC ile temassız ödeme işlemlerini de gerçekleştirebilecek. Vodafone Pay ile ulaşım kartlarına yükleme yapılacak. Vodafone Pay kullanıcıları Vodafone aboneliklerine ait faturalar ile elektrik, su, doğalgaz gibi hizmet faturalarının ödemelerini uygulama üzerinden gerçekleştirebilecekler. Yine çok yaygın bir kullanım alanı oyun alanı ve bu Vodafone Pay uygulamasıyla online oyunlar içinde e-pin satın alımları yapılabilecek. Ben böyle özetleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Birçok kolaylık geliyor ve aynı zamanda banka müşterisi olma demeyelim ama bir şekilde tanışma yaşı da bankacılık hizmetleri ve finansal hizmetlerle tanışma yaşı da belli ki çok çok erken döneme geliyor. Şimdi Soner Bey'e ikinci turdaki ikinci sorumuzu yöneltmek istiyorum. Soner Bey Fintech Türkiye organizasyonunda roller üstleniyor. Orada danışmanlık ve yönetim kurulu üyeliği var. Soner Bey, Fintech ekosisteminin geleceğine ilişkin öngörüleriniz neler? Yakın gelecekte dijital bankacılık lisanslarının da verilmesiyle nasıl bir finans ve ödemeler dünyası bizi bekliyor? Biraz dünyadan, Türkiye'den örnekler vererek gelecek dönemde yaşayacağımız değişimin, yeniliklerin bir resmini çizebilir misiniz bizim için? Tabii ki. Öncelikle kendi şahsi öngörülerimi vermeden önce bir takım çarpıcı hatırlatmalarla başlayayım. Şimdi biliyorsunuz şu anda dünyanın en değerli otomobil şirketi elektrikli bir otomobil üreten bir şirket ve 100 yıllık otomobil şirketlerinin en son baktığımda 4-5 katı değerinde milyarlarca dolarlık bir değere sahip. Üstelik onlar kadar çok geniş bir ürün gamı yok. Üstelik onlar kadar geniş üretim tesisleri yok. Kurumsal hafızası da diğer şirketler kadar büyük değil. Benzer bir senaryo finans sektöründe de dünyada yaşanıyor. Dünyanın en büyük bankalarının piyasa değerlerine bakıyorsunuz. Öte yandan daha henüz 5-10 senesini doldurmamış yeni nesil bankalar ya da fintech şirketlerine bakıyorsunuz. Değerlemeler henüz otomotivde olduğu gibi bankaların 4-5 katına ulaşmasa da bu dev bankaların değerlemelerine yaklaşacak, parmak sıstıracak kadar hızlı büyük değerlemeler görüyoruz. Örneğin Amerika'da henüz banka lisansı bile olmayan bir fintech oyuncusunun geçtiğimiz günlerde 30 milyar dolar değerlendiğini görüyoruz ki bugün ülkemizdeki tüm finans oyuncularında böyle bir rakam görmedik. Şimdi böylesine ilginç bir durum yaşıyoruz. Ben bu durum tespitini özellikle yapmak istedim. Çünkü internet ekonomisi şirketlerin değerlemelerini, büyüme hızlarını öylesine ilginç etkiliyor ki hızlı büyümeden dolayı da aşırı değerlemelerle yaşadığımız bir dünyayla karşı karşıyayız. Şimdi bu ne, gelecek için bize ne mesaj veriyor? Bu tespitleri ne için yaptım ben? Gelecekte aslında iş modellerindeki devrimi bize söylüyor. Çünkü 100 yıllık bankaların, köklü geleneksel kurumların ulaşamadığı piyasa değerlemesine bu 100 aylık bankalar ya da fintechler nasıl ulaşıyor? Bunların büyüsü, sihri nedir diye bakıldığında internet ekonomisi tanımını onun için özellikle kullandım. Çünkü bunlar çok hızlı büyüyor. İkincisi bunlar biraz evvel Temel Bey de çok güzel ifade etti. Müşteriyi çok iyi tanıyan, tahminleyen teknolojilere yatırım yapıyorlar. Yani bir ihtiyaç oluştuktan sonra değil, oluşmadan önce tahminlemelerle finansal çözümlerini götürüyorlar. Dolayısıyla böyle bir dünyada bunların karlılıkları da, gelir planları da yüksek oluyor ve değerlemeler de yükseliyor. Sonuçta bütün bunların sonucunda nasıl bir gelecek öngörüyorum? Kişisel öngörülerime gelirse de açıkçası ben dünyada bugüne kadar çok az sayıda oyuncunun egemen olduğu bankacılık sektöründe fintechler ile beraber oyuncu sayısında hızlı bir artışın
başladığını, bu artışla beraber bu aşırı anomalilerin önümüzdeki dönem dengelenmesini beklediğimi ama bu dengelenmeye kadar da hala fintechlerle ilgili yolun önemli bir şekilde açık olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu artık sektör içerisinde bir hizmet yarışı değil, bir teknoloji yarışı haline gelmeye başladı. Biliyorsunuz jargon artık fintechlerle başladı. Sonra big techler dedik, büyük teknoloji şirketlerinin de bu fintech ilgisini özetlemeye çalıştık. Sonra biraz evvel Engin Bey techfin tanımını kullandı. Yani teknolojiden gelip de biz teknoloji şirketiydik şimdi finans yapıyoruz'u ifade etti. Dolayısıyla böylesine jargonların bile hızlı üretildiği bir dünyada önümüzdeki dönemde iş modelleri bu gelecekte karar kılacak. Öyle bir dünyaya gidiyoruz ki sektör ne olursa olsun, perakende olsun, telekom olsun, havacılık olsun, tüm sektörler finansal hizmetler işine girecekler gibi görünüyor. Tüm sektörler kullanıcılarının finansal hayatını kolaylaştırmak, hızlandırmak ve basitleştirmek için çabalar gösteriyor. Biraz evvel dinlerken ben bile şaşırdım Engin Bey. Yani Vodafone gibi bir telekom şirketi finansa dair 360 derece ürün ve hizmetler ağıyla geliyor. Şimdi aynı şeyleri perakende de görüyoruz. Türkiye'nin en büyük market zincirleri, efendim tekstil zincirleri, dünyada da benzer örnekler var. Bu konularda çalışmalarıyla geliyor. Dolayısıyla sözün özü önümüzdeki dönemde sektörler arası, ben oyuncular arası demiyorum, sektörler arası ilginç bir rekabete şahit olacağımız bir döneme giriyoruz. Çünkü bütün bunları mümkün kılan 2008'de yaşanan küresel ekonomik durgunluk sonrası tüm devletlerin G20 çatısı altında bir araya gelip finansal sektördeki too big to fail yani batmayacak kadar büyük olan oyuncu sayısını azaltmak, küçük oyuncu sayısını artırmakla ilgili stratejilerinin işe yaradığını ve gelinen süre içerisinde yaklaşık 10 seneyi aşkın sürede bununla ilgili dev adımlar atıldığını ve bu sürecin önümüzdeki dönemde de süreceğini öngörüyorum. Bu bankacılık sektörü için kötü müdür? Kesinlikle değildir. Bankacılık sektörü bunu doğru okuduğu zaman buradaki pozisyonunu doğru konumlandırıp yeni oyuncularla, yeni işbirlikleriyle ekosistemler kurarak yeni platformlarda hizmet verecektir. Bu fintechler için bir efendim çok büyük bir fırsat mıdır? Uçsuz, sonsuz, bucaksız bir fırsat mıdır? Hayır efendim. İşlerini iyi yaptıkları sürece, yüksek teknolojiler geliştirdikleri sürece ama ne kadar hızlı büyürlerse o kadar hızlı düşme ihtimallerini de hiçbir zaman göz ardı etmeden yaşamaları gereken yeni bir döneme işaret ediyor. Benim şahsi kanaatlerim, gözlemlerim bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum Soner Bey size de. Güzel bir aslında sıralama oldu. Önce dediğiniz gibi telekom alanında olmasına rağmen birçok 360 derece finansal hizmetler sunan Engin Bey'den dinledik ekosistem geleceğine dair öngörülerini. Sonra sizden. Şimdi de Temel Bey'e geliyoruz. Ben açıkçası Temel Bey'in bu konuyla ilgili öngörülerini de çok merak ediyorum. Şimdi sorumu ona yönelteceğim. Evet Temel Bey, bankacılıkta yeni regülasyonlarla birlikte dijital müşteri kazanımı da Türkiye'de yolu açıldı. Sizin de QNB Finans Bank olarak Empara ile 2012'den bu yana müşterilerinize farklı bir dijital deneyim sunmak üzere çalışmalarınız var. Bu konuda çalışmalar yürüten bir bankasınız. Siz yeni dönemde dijital müşteri kazanımının, dijitalleşmenin, fintechlerle olan işbirliklerinin bankacılık sistemini nereye taşıyacağını öngörüyorsunuz? Dijital müşteri olma süreci her şeyden önce müthiş bir verimlilik getiriyor tabii. Yani ben Türkiye'nin bu konuda geç bile kaldığını düşünüyorum. Bundan 20 sene önce ben yurt dışı bankalarda dijital müşteri olma sürecini
kısmen yaşamış birisi olarak uzunca bir zamanda bunun olması gerektiğini düşündüm. Bu konuda da oldukça vokal davrandığımı düşünüyorum. Biz dijital müşteri olma sürecinin hayata geçmesinden çok memnunuz her şeyden önce. Bütün bankacılık sistemi için ve müşteriler için iyi bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bakın bankacılık bir scale oyunu, büyüklük oyunu aslında. Ne kadar yani bankacılıkta bir bankayı başarılı kılan şeyler nelerdir diye baktığınız zaman bir kere tabii ki iyi ürün servisler sunabiliyor olması, işte servis kalitesi, teknolojisinin iyi olması falan bunlar var hepsi. Ama bunların hepsi bir yanadır. Bankanın büyüklüğü bir yanadır. Çünkü banka büyük oldukça maliyet tabanını o büyüklüğe yayar ve bu düşük maliyet tabanıyla ondan sonra müşterilerine çok daha fazla kanaldan çok daha yoğun bir şekilde ulaşabilir. Yani siz yani çok şey bir örnek vereyim. Çok büyük bir bankada olsanız bir tane genel müdür var. Küçücük bir bankada olsanız bir tane genel müdür var sonuçta. O boyuta bölüyorsunuz genel müdürün maliyetini. Öyle düşünün. Bütün şeyleri de aynı şekilde düşünebilirsiniz. Bütün maliyetleri de. Maliyetler böyle yayıldığı zaman daha büyük bir şube ağını şey yapabiliyorsunuz. Kaldırabiliyor işinizin büyüklüğü. Ve daha büyük bir şube ağı daha fazla müşteriye ulaşmak, daha çok müşteri kazanmak vesaire demek. Dolayısıyla büyüklük kazandıran bir şey, büyüdükçe büyüyen bir şeydir bankacılık. Tabii çok kötü servis veriyorsanız falan ayrı bir konu da aynı servis kalitesinde aynı, her şeye aynı iki bankadan biri diğerinden daha büyükse daha büyük daha başarılıdır. Şimdi dijital müşteri olma süreci aslında bunu büyük ölçüde değiştirmeye aday bir konu. Çünkü dijital müşteri olma süreci bankaların fiziksel ağa olan yatırımlarını tamamen ortadan kaldırmasa da değerini büyük ölçüde azaltan bir şey. Çünkü müşterilerin artık fiziksel kanallara gidip müşteri olmaya ihtiyaçları yok. Servis zaten büyük ölçüde dijital kanallardan verilebiliyor. Düzgün bir satış organizasyonuyla bankalar küçük de olsalar büyük bankalarla yarışabilir konuma geliyorlar. Bu çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey ve çok da önemli bir fırsat küçük oyuncular için. Küçük oyunculardan iyi servis ve ürün geliştirenler, müşterilerini memnun edenler bankacılık oyununu rakiplerine göre çok daha yüksek ihtimalle kazanabilir hale gelecekler. Bu çok 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 radikal bir dönüşüm. Bu bankalar tarafından görünen görüntü. Peki müşteriler tarafından veya müşterilerdeki şey ne olacak? Davranış değişikliği. Bir kere şimdiye kadar özellikle bireysel müşterilerde şey görürüz. Bir bireysel müşterinin çok fazla bankası olmaz. Yani çok çok yüksek gelirli bir müşteri değilse bir banka, iki banka olur hayatında. Dijital müşteri olma süreciyle beraber müşterilerin birden fazla bankada, daha doğrusu çok sayıda bankada hesap açtığı, müşteri olduğu günleri göreceğiz bence. Bunların bir kısmı küçük bankalar, orta boy bankalar, büyük bankalar olacaklar. Ve iki tane şey ortaya çıkacak. Ürün ve servisler gerçekten demin anlattığım şekilde daha iyi olanlar öne geçecekler. Çünkü dijital olarak erişebiliyorsun. Hepsinde de hesabın var. İkincisi, yeni bir tür fintech veya yeni bir tür bankaların da girişimleri olabilir bu konuda. Uygulama hayatımıza girecek bence. O da biz ona agregatör diyoruz, toplayıcılar. Yani bütün bankaları, bir müşterinin bütün bankalardaki hesaplarını tek bir uygulamadan görebildiği, tek bir uygulamadan bütün bankalardan işlem yapabildiği uygulamaları göreceğiz. Bunlar gelecek. Bunlar müşterilerin pek çok bankada hesabı olduğu ülkelerde, dünyada bu uygulamaları görüyoruz. Bunların benzerlerini Türkiye'de de görmeye başlayacağız. Tüzel'de şimdiye kadar basit uygulamalarla bunlar vardı. İşte bütün bankalardaki hesaplarımı göster şeklinde. Ama şundan bahsediyorum ben. Mesela X bankasındaki bir hesabımdan işlemi bu uygulamadan yaparken eğer param yeterli değilse Y bankasındaki hesabımı da çek ederek iki bankadaki hesabımdan tek EFT çıkışını yapabildiğim ön yüzde en azından dünyaları anlatmaya çalışıyorum. Bu tür şeyler göreceğiz önümüzdeki dönemde. Şey çok önemli.
bu açık bankacılık sistemlerinin tabii ki gelişmesi, Merkez Bankası'nın oradaki API setini genişletmesi falan çok önemli. Bunların daha da ileriye gitmesi için. Ama dijital müşteri olma süreci olmasaydı bunların hiçbir tanesini konuşmuyor olurduk. O ilk adımı. Fintech'lerle birlikte iş yapma meselesine gelince biz en azından bank olarak fintech'lerle yani şeyi hatırlar mısınız? Zamanında bir tane çizgi film vardı. Köpek balığı hikayesi diye. Orada balıklar dosttur, yemek değil diye köpek balıkları şey yapardı. Bir tane köpek balığı en azından. Biz öyle görüyoruz. Biz fintech'leri dost görüyoruz. Fintech'leri düşman görmüyoruz. Fintech'ler küçükler bize göre. Ve gerçekten bankalar sistemde, dünyada da böyle oldukça gerek ödeme tarafında olsun, gerekse diğer tarafta olsun güçlü varlıklar. Ve bankalar eğer fintech'lere karşı ya biz bunları yaşatmak istemiyoruz diye bir direniş içerisine girerse sonucun bankalar açısından da fintechler açısından da faydasız bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyoruz. Fintechlerin bankaların ulaşmadığı ana kanalların arasında kalan kılcallıklara çok iyi penetre ettiğini ve bu kılcallıkların finansal sisteme kazandırılması bağlamında çok iyi işler çıkaracağını düşünüyoruz. Dolayısıyla biz onlarla beraber yüzmek istiyoruz bu denizde. Tek başımıza yüzmek istemiyoruz. Onları yemek hiç istemiyoruz. Birlikte iş yapalım, simbiyotik bir şekilde yaşayalım istiyoruz fintechlerle. Ama burada önemli bir konu var. O da regülatif arbitraj meselesi. Yani bazen fintechlerin yapabildiği ama bankaların yapamadığı alanlar oluşturuluyor regülasyonlarla. Bu alanların dikkatle incelenmesi ve bunlara müsaade edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani en basit örneği biz bankacıların son zamanda çokça da dile getirdiği mesela ödeme sistemleri konusunda ödeme kuruluşlarının POS komisyonlarını istedikleri gibi belirlemelerine rağmen bankaların bu konuda Merkez Bankası'nca belirlenen cap'lerle yaşamak zorunda kalması gibi. Yani bu tür regülasyon arbitrajlarının anlamlı olmadığını düşünüyoruz. Başka örnekler de verebilirim. Mesela bir bankanın e-para şirketi varsa, banka e-para şirketine müşteri alırken müşteri olma sürecini, bankacılığın işte müşterini tanı süreçlerinden ki formal süreçlerdir bunlar, onlardan geçirmesi zorunluluğu varken bunu bir fintech yaparsa böyle bir zorunluluğu olmaması. Bunların regülasyon arbitrajlarıyla fintechleri büyütmenin kimsenin işine yaramayacağını düşünüyoruz. Çünkü bir noktada fintechler de belli bir boyuta geldiğinde o regülasyonlar gelecek ve ana rekabet avantajlarını regülasyon arbitrajına dayandırıyorsa fintech, o fintechlerin o gün çökeceğini düşünüyoruz. O yüzden regülasyon arbitrajı kısa vadede fintechleri büyütmek için kullanılıyor olabilir. Uzun vadede oldukça yaralayıcı bir şey. Buna dikkat ettiğimiz sürece fintechlerle bankaların birlikte bu ekosistemde ekosistemin tamamını kapsayacak çok güzel işler yapacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler Temel Bey. Fintechlerin rekabet ortamı hakkında çok güzel tespitler ve önerilerde bulundunuz. Şimdi Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Bey'e geçiyorum. İkinci soru, en son sorusunu ona yönelteceğim. Sizin Türkiye'de fintechlerle ne gibi çalışmalarınız var Yiğit Bey? Ve Türkiye'de işbirliği yaptığınız fintechler kimler? Hangi alanda çözümler geliştirdiniz bugüne dek Türkiye'deki fintechlerle? Şimdi Türkiye'de ödeme sistemlerine baktığımızda tüketici harcamaları içerisindeki payı %48. Ödeme sistemleri olarak çok büyük bir ülkeyiz ama hala %48'lerdeyiz. Batılı ülkelere baktığımızda %65'lere eriştiklerini görüyoruz. Önümüze gidecek bir yol var. İşte bu yolda da fintechleri çok önemsiyoruz. Çünkü ödemelerin nakitsiz olması için fintechlerin önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Özellikle erişemediğimiz tüketicilere ulaşmakta aktif rol oynayacaklar. İşte bunu yapabilmek için de Türkiye'de fintechlerle çok yoğun projelerimiz var. Örnekler vermek gerekirse son bir yıl içerisinde ondan fazla fintech'i Mastercard üyesi yaptık.
çok yakında çok yeni projeler lanse ettik. Örnekler vermek gerekirse Migros'un Manipay'i güzel bir örnektir. Param, Kolendi ve Migros'la bir araya geldik. Birçok fintech'in bir arada çalıştığı bir proje oldu. Bugün dünyada Buy Now Pay Later şeyi çok yaygın, çok tartışılan bir konu, en popüler konulardan biri. Türkiye'de kredi kartı ve taksit olduğu için bizim çok ana gündemimizde değildi ama yaptığımız Manipay projesi bunun çok güzel bir örneği. Migros'tan kredi kartınız olmasa bile alışverişinizi yapıp ödemesini daha sonra yapabiliyorsunuz. Yenilikçi uygulamalardan biri oldu. Yine Türkiye'de son zamanlarda Limak grubuyla Oldubil projesini çıkardık. Bu da tüm finansal işlemlerinizi tek bir app'ten yapabildiğiniz güzel bir uygulama. Tamamıyla dijital yollarla müşteri oluyorsunuz. Banka müşterisi olmasa, müşterisi olmasanız bile tüm işlemleri yapabiliyorsunuz. Yine birkaç hafta evvel Türk Telekom'la Pokus kartı çıkardık. İlk defa bir fintech'le, Papara'yla üst segment müşteri grubu için özel programı olan, üst segmente özel bir programı olan metal kartı çıkardık. Yine Birleşik Ödeme ile Ankara kartı çıkardık. Artık Ankaralılar belediyelerden aldıkları ödemeleri kartları üzerinden alabiliyorlar. Hatta belediyeye yaptıkları ödemeleri de çok uygun koşullarla Ankara kartı üzerinden yapabiliyorlar. Yenileri yolda. Biz bekliyoruz ki önümüzdeki 1,5-2 yıllık süreçte 30 tane fintech daha bu ödeme sistemleri işi içerisine girecekler. Çok teşekkür ediyorum Yiğit Bey. Size de fintechlerin gelişme çizgisine ilişkin güzel bir öngörüde bulundunuz. Şimdi son turumuza geçeceğiz. Üçüncü tur sorularımızı yönelteceğiz ve yine Engin Bey'e dönüyorum. Engin Bey, hazır mısınız sorularımıza? Evet, efendim. Teşekkürler. Evet. Ve vaktimiz kalırsa da küçük bir interaktif son küçük dördüncü tur, bir 5-10 dakikalık belki yapma fırsatımız olur. Şimdi Engin Bey, üçüncü turdaki son sorumuzda size startuplara sunduğunuz desteklerle ilgili bir soru yöneltiyorum. Vodafone Türkiye'yi globalde teknolojik proje üretimi yapan bir merkeze dönüştürme vizyonunuz var. Hem bize bu vizyonu anlatır mısınız? Hem de bu vizyon kapsamında startuplara ne gibi destekler sunuyorsunuz? Onlarla ne gibi bir çalışmalar, işbirlikleri yapıyorsunuz? Bunları öğrenelim. Teşekkürler Sedef Hanım. Bu konu gerçekten bizi çok heyecanlandıran bir konu. Vodafone olarak girişimci ekosisteminin desteklenmesi gerektiğini anlıyoruz. Girişim hızlandırma programımız Vodafone Vitrin ile ilk müşterilerine ulaşmış, satış ve pazarlama eksikliğinden dolayı iş modelini ölçeklendiremeyen ve tercihen bir mobil uygulama üzerinden müşterilerine dijital ürün ya da servis sağlayan firmalarla işbirliği yapıyoruz. Aslında startup'tan scale-up'a geçişte önemli bir destek verdiğimizi söyleyebilirim. Amacımız satış ve pazarlama alanındaki bilgi birikimimizle ve güçlü teknoloji altyapımızla Vodafone Vitrin üyelerinin hızlı ve doğru şekilde büyümelerini sağlamak ve onlara değer katmak. Üye firmalarımız Vodafone Vitrin aracılığıyla 25 milyonu aşkın müşteriyi kapsayan Vodafone Türkiye bazına tanıtım yapma şansını yakalıyorlar. Bildiğiniz gibi startupların, yani belli bir ürünü olan, ürününde iyi bir müşteri deneyimi yaşatan startupların en önemli hedefi belli bir ölçüye ulaşabilmek. Bizden aldıkları güçlü dijital pazarlama desteğinin yanı sıra Vodafone'un geniş kurumsal ağından da faydalanabiliyorlar. Yani iş ortaklarından da faydalanabiliyorlar. Pazarlama desteklerine ek olarak program yöneticileri ve alanda tecrübeli Vodafone yöneticileriyle birlikte de çalışıyorlar ve iş modellerini ileri seviyeye taşıma şansını yakaladıklarını da söyleyebilirim. Vodafone Vitrin programına kabul edilen firmalar önceki bir test sürecine alınıyor. Test sürecine alınan girişimlerin sunduğu ürün ve servise ilk günden itibaren biz Vodafone yanında uygulamasında fırsatlar dünyası sekmesi içerisinde yer veriyoruz. Test performansı iyi bulunan girişimlerle de vitrin olarak gelir ortaklığı anlaşmaları imzalıyoruz. Vodafone Vitrin programı kapsamında işbirliği başlatan girişimler için yıllık 1 milyon TL'ye kadar da dijital pazarlama desteği veriyoruz. Şu ana kadar bu programı aldığımız firmalardan tabii ortaklık yaptıklarımız da çok sayıda var. Vodafone Vitrin bünyesine 2023 yılı sonuna kadar
50 firmayla işbirliği yapmayı hedefliyoruz ve bu firmalara toplam 75 milyon TL değerinde destek sağlayacağız. Söz konusu destekler sayesinde bu firmaların 600 milyon TL'lik bir ekonomik değer yaratmalarını hedefliyoruz. Diğer konu yine bizi çok heyecanlandıran bir konu Vodafone Türkiye olarak teknoloji ve deneyim ihracı. Amacımız Türkiye'yi Vodafone'un mükemmeliyet merkezlerinden biri olarak konumlamak. Global deneyimimizi nasıl Türkiye'ye aktarıyorsak Türkiye'deki başarılı uygulamalarımızı da yurt dışına aynı şekilde ihraç etmeyi hedefliyoruz. Vodafone'un önemli varlıklarından birisi olan Ar-Ge ekibimiz Oksijen. Oksijen'in ürettiği biz yerli sertifikalı ürünlerle aslında hem ülkemizin yerli ve milli üretim hedefine destek veriyoruz. Hem de bu ürünleri ihraç etme yolunda emin adımlarla ilerlediğimizi söyleyebilirim. Oksijen'de edindiğimiz deneyimi diğer ülkelerin teknoloji gelişimlerinde katkıda bulunarak kullanıyoruz. 2018 yılından bu yana farklı alanlarda hayata geçirdiğimiz dijitalleşme projeleri var. Bunları Vodafone grubuna ve diğer ülkelerdeki Vodafone operatörlerine de paylaşıyoruz. En son olarak grubumuzun tüm pazarlarda müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunmak üzere açık kaynak ve işbirliği temelli bir yazılım geliştirme stratejisi var. Biz bu strateji temelinde kurulan Vodafone yanında uygulamasının geliştirilmesi hedefiyle başlatılan projede teknoloji ve deneyim danışmanlığı vermeye başladık. Yine bu proje kapsamında bir sadakat programı, müşteri sadakat programı var. Geçtiğimiz ay Vodafone Portekiz için bunun lansmanını yaptık. Vodafone Almanya için de yine programın geliştirilmesi Türkiye'den olacak ve Eylül ayında da bunun lansmanını planlıyoruz. Bu da bize çok gurur veriyor. Diğer yandan yerli ekosistemimize dahil olan firmaları da uzun dönemde Vodafone'un global gücünden ve deneyiminden yararlandırmak istiyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda %50'sini satın aldığımız yerli teknoloji ve yazılım şirketi FGS'nin ürün ve hizmetlerini de yurt dışına ihraç etmek istiyoruz. FGS geleneksel sabit ses santrali altyapısını yeni nesil çözümlerle buluta taşıyor. Biz de bu şirkete %50 ortak olduk ve bu çözümleri de yurt dışına ihraç etmeyi de hedefliyoruz. Bir diğer örneğimiz de Türkiye'de uzun yıllardır birlikte çalıştığımız MicroLink firması. Global sistem entegratörlüğü alanında 21 yıllık uzmanlığı bulunan bir grup MicroLink. Ve Vodafone'un Londra'daki merkez ofisiyle 5 yıllık bir kontrat imzaladı. Yaklaşık 800 sahada anahtar teslim, bina içi sistem kurulumunu içeren projenin ana yükleyicisi bir Türk şirketi olan MicroLink olacak. Bu da bize gurur veriyor. Yani bir yandan Türkiye'deki startupları büyütmeye destek veriyoruz. Bir yandan da hem kendi ürettiğimiz teknolojileri ihraç etmeyi hem de iş ortaklarımızın ürettikleri teknolojiyi de ihraç etmeye hedefliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Engin Bey. Umuyoruz bu aynı konulu paneli birkaç yıl sonra tekrarlarız hep beraber bu kadroyla birlikte. Çok güzel bir panel oluyor, çok güzel bir içerik oluştu. Ve bugünden o güne neler değişti, o zaman da onları konuşuyor oluruz. Şimdi Fintech İstanbul Danışma Kurulu üyesi Doktor Soner Canko'ya üçüncü sorunun ikinci sorusunu yöneltiyorum. Soner Bey biraz da danışman kimliğiyle olduğu için daha rahat konuşacaktır. Ona son dönemde çok tartışma konusu olan blockchain ve dijital paralarla ilgili bir soru yönelteceğiz. Türkiye'de çok fazla bu konuya yatırım yapan bireysel genç yatırımcı olsa da birçok insan da henüz hiç bilmiyor konuyu. Bizler için hani hala muamma, arkasında bir devlet olmayan bir para birimi nasıl olur? Ekonomide para şöyle anlatılır, işte alışveriş aracıdır, tasarruf aracıdır, yatırım aracıdır. Burada dijital paralar bu üçünü birden karşılamıyor. Bunların bir tanesini ancak karşılıyorlar. Ama çok da bir ilgi var. Son 12-13 yıldır hayatımızdalar ve yakın zamana dek yani her gün neredeyse blockchain teknolojisinin adını duyuyoruz. Blockchain yalnızca bir dijital para projesi değil, finansı ve finanstan anladıklarımızı da derinden sarsan bir yapıya doğru dönüşme yolunda ilerliyor. Bu teknolojiyi basitçe anlatır, açıklar mısınız öncelikle ve sonra da potansiyeli ve mevcut kullanım şekli için sizin görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi
Danışman kimliği çok zor bir kimlik. Dikkat ederseniz konuşmamın şu ana kadarki bölümünde hiçbir marka kullanmamaya özen gösterdim. Aynı zamanda öyle bir kimlik ki bir konuda agnostik yanıt verebilmeyi de çok zor kıldığı için eğer bir taraf olacak bir adım atarsanız artık o konuda objektif yorum yapma imkanınız da kalmıyor. Bu açıklamayı niye yaptım? Çünkü yaklaşık benim kendi kişisel tarihçemde 9 senedir var olan iki kelime, Bitcoin ve blockchain kelimeleri ile ilgili öğrenmek, anlamak ve anlatmakla ilgili tüm çabalarımı işte bu sentezle yaptım. Yani hiç şu ana kadar ilk defa burada açıklamış olayım. Hiçbir kripto para yatırımı, dijital varlık yatırımı bu yüzden yapmadım, yapamadım. Neden? Çünkü eğer bugün bir yatırımım olsaydı size burada yapacağım açıklamalar, vereceğim bilgiler o yatırımla ilgili olumlu olabilirdi diye hep endişelendiğim için bunu imtina ettim bundan. Dolayısıyla işte konular hakkında böyle objektif yorumlar yapabilmenin böyle indirekt maliyetleri var. Ama ben bundan fevkalade mutluyum, mesudum. Birçok etrafımdaki arkadaşım, sohbet ettiğim kişiler için çok naif bir açıklama olsa da ben dediğim gibi kendi özgürlüğümü buna borçluyum. Şimdi bunu eklemek gerekirse blockchain teknolojileri maalesef dünya üzerinde eşittir Bitcoin ile anıldı bugüne kadar. Bir yandan maalesef diyorum ama bir yandan da Bitcoin'e de şöyle teşekkür ediyorum. Bitcoin ve Bitcoin'in arkasındaki o aşırı köpüklü iniş çıkışlar olmasaydı dünya üzerinde blockchain teknolojileri de bu kadar çok ilgi görmezdi, bu kadar çok konuşulmazdı. Onun için hep konuşmalarımda Bitcoin'i çok seviyoruz çünkü bize ve dünyaya blockchain teknolojilerini anlattı diyoruz. Ama bütün sevgimiz bununla ilgili. Şimdi blockchain teknolojilerine geri dönersek, blockchain bir teknoloji olarak aslında bize bir merkeziyetsizlik vaat eden teknoloji. Felsefi olarak çok önemli bir konu. Bakın bugün bu etkinliği yaparken hepimizin tek bir noktada bağlantısı var. Eğer bu dijital yayını yaptığınız stüdyoda olası bir kesinti, bu bir elektrik kesintisi olabilir, bu bir network, internet kesintisi olabilir, yayınımızın devam etmesi mümkün değil. Ama eğer blockchain gibi tasarlanmış olsaydı, yani merkeziyetsiz bir teknolojide bu etkinliği tasarlamış olsaydık, eğer ekrandaki 5 konuşmacıdan herhangi bir tanesi bile düşerse etkinliğimiz hiç kesinti almadan devam eder. Çünkü İngilizce tabiriyle single point of failure, yani tek bir noktadan hata alma ihtimalimizi düşürmüş olurdu. Blockchain işte böyle basitçe anlatabileceğim bir merkeziyetsiz teknoloji projesi ve bu merkeziyetsizliğin içerisinde de 3 tane ana bileşen var. Bunlardan bir tanesi şeffaflığı, ikincisi değiştirilemezliği, eğer bir şey değiştirilecekse silinerek değil, düzeltme kaydıyla değiştirileceği ve üçüncüsü de güvenliği. Neden bu kadar basite indirgeyerek anlattım? Çünkü gerçekten hayatımızdaki teknolojileri bugüne kadar hep biz merkeziyetçi teknolojiler olarak kullandık. Bu bir bankada olsa, bu bir perakendeci de olsa, bu bir havayolu da olsa, bu bir devlet altyapısı da olsa bugüne kadarki teknoloji tasarımlarımız hep merkezden yönetilen teknolojiler üzerine kurgulanmıştı. Blockchain ile beraber ilk defa merkeziyetsizlik gibi bir gündem geldi teknolojide. Buna ihtiyaç var mıydı? Evet, vardı. Çünkü yine dünyada teknolojinin geldiği noktada, tarafların belirginleştiği bir noktada merkeziyetsizliğe, kısmen özgürlüklere, şeffaflığa, değiştirilemezliğe ve güvenliğe ihtiyaç vardı. İşte bu nedenle de böyle bir teknoloji hayatımıza girdi. Bu teknoloji hayatımıza girdi ama az evvel de söylemeye çalıştığım gibi maalesef teknolojinin kendinden ziyade
Multidisipliner olarak özellikle akademi dünyasından konuya ilgi gelmedi. Konu sadece ve sadece dijital varlıklar ekseninde ve finansal bir enstrüman olarak incelendi. Onun için de bugün başta Bitcoin'in adını çektiği 5000'e yakın kripto paranın, merkeziyetsiz kripto paranın efendim adıyla anılan bir teknoloji haline getirildi. Dijital varlıklar aslında sadece bu merkeziyetsiz kripto paralardan ibaret değil. Dijital varlık deyince Merkez Bankası dijital paralarını, sabit para olarak Türkçeleştirebileceğimiz stable coin'leri ve son olarak yakın zamanda yine gündeme girmiş olan NFT adıyla non-fungible tokens İngilizcesiyle tabir edilen varlıkların da dijital varlıklar arasında sayılabileceğini söyleyebiliriz. Peki dijital varlıklar gelecek için bize ne vaat ediyor? Madem böylesine bakın bugünkü etkinlikte her sektörden konuya girdiğimiz zaman hep en çok kullandığımız, tükettiğimiz kelime dijitalleşme oldu. Engin Bey Telekom'dan bahsederken dijitalleşme penceresinden girdi. Temel Bey yine finans sektöründeki dijitalleşme vurgusuyla ilerlerken, Yiğit Bey de keza beklenmedik hızdaki bir dijitalleşme ile açtı. İşte böylesine hızlı dijitalleşen bir noktada, tüm sektörlerin bu kadar dijitalleştiği bir noktada özetlemek gerekirse blockchain gibi bir teknolojinin merkeziyetsiz, şeffaf, değiştirilemez ve güvenli bir teknolojinin fevkalade önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bu önemli teknolojinin doğru konumlanması, doğru algılanması için multidisipliner olarak tüm tarafların bir araya gelip ekonomistler, mühendisler, sosyologlar, psikologlar, hukukçular bu teknolojinin doğru konumlanması, hayatımızdaki doğru işlevlerini alması için çalışmamız gerektiğine, işbirliği yapmamız gerektiğine inanıyorum. Olayı sadece dijital varlıklar ekseninde incelemeden, kripto paralarla adlandırmadan tüketmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konudaki görüşlerimi de böyle özetlemiş olayım. Çok teşekkürler Soner Bey. Şimdi Temel Bey'e dönüyorum. Onların da bu konuyla ilgili banka olarak önemli çalışmaları var. Bu konu derken kripto paraları ve Bitcoin teknolojisini kastetmedim. Bankacılık, Temel Bey, bankacılık sektörü artık tekil olarak değil, yeni fintech ve techfin girişimcileri, aracı kurumları, teknoloji servis sağlayıcıları ile birlikte gerçekten büyük bir ekosisteme dönüşmüş durumda. Bu ekosistemde, sistemde fintechler ve banka işbirlikleri sizce nasıl evrilecek ve hangi alanları daha verimli hale getirecek? Bir sorun bu. Yine son turda burada yanıtlamanız için sizin banka olarak, QNB Finans Bank olarak işbirlikleri kapsamında QNB Beyond yeni teknoloji ve inovasyon merkeziniz var ve bu merkezde startuplara da destek oluyorsunuz. Bu projeden ve hedeflerinden, burada yapılanlardan da biraz bahsederseniz sevinirim. Tabii ki. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi biz fintechlerle birlikte çalışmak isteyen bir bankayız. Pek çok bizim erişemediğimiz noktaya onların erişebildiğini, oralarda karlı bir şekilde çalışabildiğini ve bir takım servisleri almakta güçlük çeken müşterilere o servisleri verme noktasında bizden daha iyi bir noktada bulunduklarını düşünüyoruz. Bu bizim fintechlere genel bakışımızı özetliyor. Sadece fintechler değil aslında, fintechlerle beraber pek çok yeni girişimcilik yapan, yeni startuplar, yeni girişimler, teknolojiyi tabanına alaraktan servisler sunan yeni girişimlerin bankacılık sistemi de dışındaki diğer sektörlerin ulaşmadığı alanlara da mesela ne bileyim muhasebe sistemi ihtiyacı var bir KOBİ'nin. Kocaman bir SAP'yi veya biraz daha küçüğü bir logoyu alıp işletecek şey yok, gücü yok. O kılcal noktada ama hala teknoloji desteğine ihtiyacı var. Ona o teknoloji desteğini verecek küçük startupların yaşaması gerektiğini,
bunların o desteği vererek tüm ekonomi sisteminin bu yeni teknolojik ve dijital dünyaya böylece yönlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Burada da aktif rol almak da istiyoruz banka olarak. O sebeple iki tane inisiyatifimiz var aslında. Bunlardan bir tanesi sizin bahsettiğiniz QN Beyond meselesi. QN Beyond'u biz kurarken tabii şu muhasebeyi yaparak kurduk. Ya acaba biz şey yapabilir miyiz? Yani bu müşterilerin bütün ihtiyaçlarını kendi içimizde yapacağımız fintech ve diğer şirketlerin yapacağı yazılımlar, servisler yerine biz banka olarak veremez miyiz? Bundan 4-5 sene önceki düşüncemizdi bu. Veremeyiz noktasına geldik ki QN Beyond ve benzeri inisiyatifleri kurduk. Ama o noktada şöyle bir çok ünlü Innovators Dilemma veya işte Türkçe olarak neye çevriliyor bilmiyorum ama Clayton Christensen'in çok güzel bir kitabı vardır. İnovasyon yapanın, yenilikçinin dilemması falan gibi bir şey herhalde Türkçesi. Yenilikçinin ikilemi olabilir mi? Değil mi? Evet, olabilir. Şimdi orada iki tane şey söylüyor. Bir, diyor ki büyük şirketler yapamayacakları için ya da kifayet etmedikleri için değil, aslında çok kifayetli, yetenekli oldukları için inovasyon yapamazlar diyor. Nasıl diyor başlıyorsunuz? Okumaya başladıkça iki tane şey ortaya çıkıyor. Bir diyor, büyük şirketler çok akıllıca en karlı segmentleri buldukları ve en karlı segmentlere odaklandıkları için. İkincisi de sıfır hata yapmaya çalışarak mükemmel şekilde çalışmaya çalıştıkları için inovasyon yapamazlar. Çünkü genelde inovasyon yapacak bir şirketin, yeni bir şirketin kılcal böyle uzakta o gün kimsenin gözünün çok da üzerine aslında odaklanmadığı segmentlere ve risk alarak, pek çok hata yaparak giriyor olması lazım. Bunlar arasından da elemelerle aslında enteresan şirketler çıkar ortaya diyor. Bunu biz oturup düşündüğümüz zaman o dönemde bankada, bankada da aslında üç tane kulvarda işi kurgulayabiliriz diye düşünmüştük. Bir tanesi sıfır hata yapan bankacılık işi. Yani biz şöyle bir lüksümüz yok. Arada sırada bazı müşterilerimizin mevduat hesaplarının bakiyesini kaybettik falan gibi bir şey söz konusu olamaz. Ya da bir takım kredilerin faizini yanlış hesapladık. Olmaz yani böyle şeyler. Bankacılıkta hata olmaz. Bankacılık sıfır hatayı kendisine yön olarak belirler. Ama sıfır hatayı her şeyde yapacağım derseniz hiçbir şey yapamazsınız. O yüzden bu birinci kulvarı bir kenara bırakırsınız. İkinci bir kulvar vardır. Ya 5 tane iş yapacağım, bir tanesi hatalı olacak dediğiniz. Mesela pazarlama kampanyaları, yeni bir takım projeler, yeni bir takım inisiyatifler vesaire. Bunlar ama kendi işinizin etrafındaki konulardır. Denersiniz, biz de denedik. Mesela geçmişte Boomerang Kredi diye bir şey çıkarmıştık. Ta 2008'lerde Boomerang gelip kafamıza çarpmıştı, uçmamıştı şey. Kredi. Olur. Böyle şeylerin olmasını istiyoruz. Eğer hiç hata yapmadan pazarlama kampanyası yaparsanız da o zaman yeterince yenilikçi bir şeyler yapmıyorsunuz demektir. Ama yine de 5'te 1. Yani öyle ya 5 tane yapalım 4'ü hatalı olsun falan böyle bir şey olamaz. Çok büyük paralar kaybederiz. Ama girişimcilik dediğimiz şey, bakın tersine çevireceğim. 1/10 başarı. 1/10 başarı. Yani 9/10'u hata olacak işlerden çıkıyor. Bu fintechler olsun, fintech ekosisteminin içinde olmasa da bankacılık ekosistemine yakın bir takım başka girişimler olsun. 1/10 başarıyla gidiyor. Bunu bankanın içerisinde yapamayız dediğimiz. Bankanın dışında bir yeni bir oluşum oluşturalım. Bu oluşuma da biz QN Beyond ismini verdik. Beyond zaten ilerisi ötesi vesaire demek. Bankacılıktan başka bir şey. Burada tek bu deneyleri kendimiz yapamayız. Dışarıda bunu yapmakta olan bir sürü girişim var bu tarz deneyleri. Biz onları içeriye alalım. Bir hızlandırma programında hem bizimle beraber çalışarak alanlarını geliştirmeye çalışsınlar. Bizim desteğimizi alarak müşteri tabanlarını büyütmeye çalışsınlar. Kendilerini güçlendirmeye çalışsınlar. Hem de biz onları görelim bu sırada. Biz onların içerisinden birlikte çalışmak istediklerimizi de belirleyelim. Onlarla iş birlikleri yapalım. Onlara yatırım yapalım.
bir tane fon kurduk mesela. Bu kanaldan gelen gerçekten başarılı olacağı konusunda o hata skalalarını geçen şirketlere biz kendimiz de yatırım yapalım dedik. Ve QM Beyond böyle oluştu. Yani QM Beyond aslında bu çerçevede bizim bu ekosistemde var olma ama kendi kendimize var olma değil, fintechler aracılığıyla var olma isteğimizin bir şekli. Bizim ikinci bir inisiyatifimiz var, o da Dijital Köprü. Dijital Köprü'de de biz gerek bu kanaldan gelen girişimleri, gerekse artık rüştünü ispatlamış bir takım girişimleri alarak bankamızın servislerine ekliyoruz diyeyim. Dijital Köprü'yü şöyle düşünebilirsiniz. Herhangi bir firmanın pek çok işi var. İşleri nelerdir? Ne bileyim mesela atıyorum plastik enjeksiyon yapan bir firma bu. Bir kere plastik alacak ham maddesi. Evet. Evet, ben sanıyorum Temel Bey'in internetinde bir problem var. Çok kısa bir süre bekleyelim. Eğer tekrar bağlanamazsa diğer panelistimize ben soruyu yönelteyim. Daha sonra Temel Bey bağlandığında devam ediyor oluruz. Peki. Şimdi ben Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Bey'e üçüncü turun son sorusunu yöneltiyorum. Mastercard olarak Accelerate programı ile bankacılık ve ödemeler sektöründe faaliyet gösteren girişimlere inovasyon, fikir ve yatırım desteği veriyorsunuz. Bugüne dek kaç girişime destekle bulundunuz? Startup ekosistemine destek anlamında bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz ve ödemeler sisteminin geleceğini ve fintechlerle ilişkisinin nasıl olacağını öngörüyorsunuz? Biz yeni girişimler finansal hizmetlere girmek istiyorlarsa öncelikli olarak bir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Çünkü ödeme sistemleri, finansal hizmetler regülasyonlara tabi, detaylarda bayağı yapılması gereken işler var. Bu konularda yardımcı olacak bir danışmanlık hizmetini fintechlere veriyoruz. Son bir yıl içerisinde 5 kuruluşa bu danışmanlık hizmetlerimizi verdik. Ama sadece danışmanlık hizmetleri değil, özellikle teknoloji alanında örtüşen önceliklerimiz var. Evet, şimdi geliyor sanıyorum. Sadece danışmanlık hizmetleri değil, teknoloji alanında örtüşen önceliklerimiz varsa yatırım yapıyoruz veya iş ortaklığı yapıyoruz. Türkiye'de çok güzel bir örneğimiz var. Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren kurulmuş Picus diye aslında gurur kaynağımız çok önemli bir uygulama var. Bu da güzel örneklerden biri çünkü biz bu ürünü tüm Mastercard'da, tüm dünyada Cyberfront ismiyle satıyoruz. Çok önemli bir işbirliği. Bunu yaptığımız bazı firmalar var veya içerisinde yatırım yaptığımız veya satın aldığımız firmalar da var dünyada. Çünkü bazı şeyleri sıfırdan geliştirmek doğru bir yaklaşım değil. Örneğin yapay zeka konusu çok gündemde olan bir konuydu. Sıfırdan geliştirmek yerine bu işi çok iyi yapan iki firmayı dünyada satın aldık. Veya dünyada artık kartlı sistemler çok farklı bir yöne doğru evriliyor. Hayatımızda kişiden kişiye para gönderme, instant payment veya ACH adlarıyla gelen yeni ödeme tipleri var. Bunları sıfırdan inşa etmek yerine yine dünyada birçok firmayı satın aldık. Böyle bir yaklaşımımız da var. Ama son olarak şunu da söyleyebilirim. Biz yatırım yapmayacaksak yatırımcıyla buluşturduğumuz fintechlerimiz de var, startuplarımız da var. Türkiye'de iki startup için bu süreç içerisindeyiz. Yurt dışındaki platformlarımızda bazı yatırımcılarla bu startuplarımızı buluşturmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum Yiğit Bey. Temel Bey tekrar hoş geldiniz. Küçük bir bağlantı kopması yaşandı. Evet. Ben sözünüzü tamamlamanız için size tekrar söz vermek istiyorum. Hem de bütün panel süremizde yavaş yavaş tamamlıyoruz.
bütün konuşmacıları dinledikten sonra belki bir son sözle söylemek istersiniz. Buyurun. Evet, ben şeyden bahsediyordum, sanırım o sırada koptu. Bizim bir ikinci inisiyatifimiz var, Dijital Köprü diyordum. Dijital Köprü'de de aslında bir firmanın kendi işi, ana işi, yani plastik enjeksiyon işini örnek vermiştim orada da, o iş kendi ana işidir. İşte alır plastiği, kalıba sokar, belli bir kalıp yapar ve bunu satar. Bunun dışında pek çok işi var. İnsan kaynaklarından muhasebeye, oradan finansa, oradan işte ne bileyim bir takım analizleri yapmaktan kredilendirmeye kadar müşterilerini. Genelde biz şunu görüyoruz, müşterilerimizin çok azı kendi işini kötü yaptığı için sıkıntıya düşüyor. Genelde bu yan taraftaki işleri kötü yaptığı için veya onlarda bilgi eksiği olduğu için kötü duruma düşüyor. Biz geleceğin bankacılığındaki önemli trendlerden bir tanesini müşterilerin bu işlerini daha doğru yapmalarına yardımcı olmak olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede de Dijital Köprü dediğimiz platformu oluşturduk. Orada müşterilerimize bu işlerini daha doğru, daha akışkan bir şekilde yapabilmeleri için software, yazılım platformları sunuyoruz. Bir muhasebe programı, bir insan kaynakları yönetim programı, stok yönetim programı, satış yönetimi programı, kredi yönetimi programı vesaire vesaire vesaire. Bunu girişimler aracılığıyla yapıyoruz. Kendimiz bu programları oluşturup, bu servisleri oluşturup müşterilere sunmak yerine Dijital Köprü ekosistemine aldığımız girişimlerle ve bu girişimlerin birbirleri arasında API'ler aracılığıyla kurdukları linklerle sunmaya çalışıyoruz. Bütün bu sistem hepsi birbirine bağlı bir yandan da. Bu girişimlerin bir kısmı da bizim bu QMBeyond'daki hızlandırma programımızdan geliyorlar. Dolayısıyla aslında şöyle bir dünya görüyoruz biz. Fintech'ler ve reel ekonomideki işletmelerin diğer işlerini de çözecek olan bir takım girişim platformlarının bankalarla birlikte yaşadığı simbiyotik platformların önümüzdeki dönemde gerçekten en önemli oyuncular olacağını düşünüyoruz. Bizim Dijital Köprü atılımımız da bu konudaki en önemli aslında ortaya koyduğumuz bu görüşün vücut bulmuş hali. Genel olaraktan bunları söylemek istiyordum. O sırada hat gitti bir şekilde benim Zoom. Allah'tan kolay bağlandı. Evet, tekrar bağlandınız. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Biz de panelimizi tamamlamış olduk. Çok teşekkür ediyorum ben sizlere katılımınız için, paylaştığınız bilgiler için. İzleyicilerimiz için de biz izleyen yayıncı arkadaşlarım için çok güzel bir içerik oluştu. Bilgilenmiş olduk. Sizlerden son bir ekleme yapmak isteyen varsa onu alayım ve panelimizi sonlandıralım istiyorum. Var mıdır? Çok teşekkürler hanım. Sektörlerin birbirine ne kadar yaklaştığını aslında bugün teknolojiyi, bankacılık, fintech konuşurken gördük. Evet, bizim haklısınız. De platform şirketi olma vizyonuyla ben iş birlikteliklerinin her sektöre çok önemli olacağını düşünüyorum. Az önce Temel Bey'in bahsettiği konuda çok önemli. Regülasyonlar da arbitraja fırsat vermemeli. Bu da ikinci önemli konu. Bir diğer konu artık hepimiz biliyoruz ama teknolojisi fazla olan bir adım önde. Ancak teknolojinin fazla olması yeterli değil. Teknolojiyi iyi ve doğru alanlarda kullanmak rekabetin çok önemli bir unsuru haline geldi. Sadece finans sektöründe değil, tüm sektörlerde. Önümüzdeki dönemde sanıyorum tüm CEO'ların ajandasında teknoloji, ne var elimizde teknoloji ve ne kadar iyi kullanıyoruz, ne kadar etkili kullanıyoruz soruları hepimizin gündeminde olacak diye düşünüyorum. Bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Söylediğiniz gibi teknoloji artık bütün sektörlerin içine girdi. Sektörlerin birbirleriyle olan ilişkisini de kolaylaştırdı. Farklı bir geleceğe doğru daha verimli bizi taşıyacağını düşünüyoruz. Sizlere de, izleyicilerimize de katılımlar için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diliyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.